Merhaba arkadaşlar. Size bu akşam Tan Taşçı'dan Zor İşimiz Zor adlı şarkının cover'ını yapmaya çalışacağım. Siz de belki bu şekilde cover edebilirsiniz. Şarkımızda mi minör, si minör, la minör, do majör, re majör var. Bu kadar arkadaşlar. 3, 4, 5 tane temel diyebileceğimiz akordan oluşuyor. Şarkımızın ritmi şu şekilde. Önce mırıldanarak yapalım. Arkadaşlar evet. Arkadaşlar Tan Taşçı bu şarkısı gerçekten çok güzel bir şarkı. Ben yeni duydum diyemem. 4-5 sene oldu. Bilmiyorum şarkı ne zaman çıktı ama şarkıyı duyduktan sonra hemen böyle hani eve gidip çok iyi hatırlıyorum o günü. Ofisteki bir arkadaşlarımdan biri çalıyordu. Kulakları çınlasın. O çok seviyordu bu şarkıyı. Dedim ki bu kimin şarkısı? Dedi Tan Taşçı'nın. Hangi şarkısı? Dedim hani Zor İşimiz Zor dedi ve ben hemen eve gidip böyle akorlarını çıkarıp çalmaya başlamıştım. Hiç unutmuyorum. Çok beğenmiştim. Ve hiç vakit kaybetmeden şarkımıza geçelim. Boşuna ziyan edip kararttın resmimizi. Benim bir gerçeğim var, seninkilerin çok ötesi. Çaldığın baharların al, bu da son bir yenisi. Zor işimiz zor, zor işimiz zor. Yahu dur böyle nefret, böyle vurmak mı olur? Yahu dur insan olmak, neden neden bu kadar zor? Na 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 Anlamak zor, kime sorsan düzelmiyor. Yanmış dünyam, doymuyor halinden. Korkmuyor kendinden, ceylanın gözünden. Utanmıyor yaradığın, boşuna ziyan edip kararttın resmimizi. Benim bir gerçeğim var, seninkilerin çok ötesi. Çaldığın baharların al, bu da son bir yenisi. Zor işimiz zor, zor işimiz zor. Yahu dur böyle nefret, böyle vurmak mı olur? Yahu dur insan olmak, neden neden bu kadar zor? Diye mi minörle bitirebilirsiniz. Arkadaşlar şarkının trafiği bu şekilde, çalmayabilirsiniz. Önce verse giriyor sadece, hatta böyle bir sanki telefonun öbür ucunda Tan Taşçı söylüyormuş gibi. Yani telefon efekti var. Telefonda ahize efekti var. Sanırım doğru söylüyorumdur. Ahizeden çıkan ses efekti. Evet. Doğrusu. Herhalde mantıken budur yani. Ondan sonra intro giriyor. Sonra tekrar boşuna ziyan edipten başlıyor şarkı. Sonra yahu dur devam ediyor. Ondan sonra bir ara bir solo var. Enstrümantal bir solo var. Sonrasında anlamak zora geliyor. Tekrar boşuna ziyan edip var. Ondan sonra
Yahudur var sanırım bitiyor. Evet, aşağı yukarı beni çaldığım gibi trafiği bu şekilde. Önemli yerler var mı bakalım. Şarkının her yeri önemli, o ayrı mesele. Ama böyle dikkat edilmesi gereken noktalar var mı diye bir göz atıyorum. Boşuna ziyan edip, önce mi minör basıyor arkadaşlar, ondan sonra söz giriyor. Boşuna ziyan edip kararttın resmimizi. Benim bir gerçeğim var, seninkilerin çok ötesi. Her verse kısmında, her satır başında boşuna, benim, çaldığın, bunlara girerken önce mi minörler giriyor. Ondan sonra kararttın seninkilerin, al bu da son bir yenisi. Zor işimiz zor. Her satır başındaki ilk akorun önce basıldıktan sonra söze girmesi söz konusu. Daha sonra ortadaki akorlar direkt kelimelerle birlikte giriyor. Zaten onlar çok belli. Zor işimiz zor. Mesela zor da la minör. Zor. Burada sadece re majörde son satırdaki re majör girişiyle zor aynı şekilde. Zor işimiz zor. Bu da şeyden herhalde, zor biraz, son satırdaki zor biraz uzuyor, uzatıyor. 4 elif miktarı falan. Dolayısıyla hani onunla ilgili bir şey olabilir. Yahudur böyle, nefret böyle vurmak mı olur? Yahudur insan olmak neden bu kadar zor? Tan burada çok güzel yapıyor. Yahudur böyle, şarkı böyle bir susuyor, bir bekle diyor. Daha tam böyle söylemek istediklerimi söylemedim diyor. Gitme diyor aslında. Karşı tarafa herhalde. Yahudur böyle, nefret böyle vurmak mı olur? Yahudur insan olmak neden bu kadar zor? Şarkının sözleri çok güzel. Burada çok güzel bir name var arkadaşlar. Bunu da yaparsınız. Middle Eight bölümü olabilir veya başka bir şey olabilir bu. Anlamak zor bölümü var ya, burası çok güzel bir bölüm. Bunu nasıl anlatabilirim size? Burası gerçekten çok güzel bir köprü de olabilir, Middle Eight de olabilir. Çok böyle şeydi yani, şarkı aslında ikiye bölmüş gibi. Birinci bölüm, ikinci bölüm. O tam arasında köprü görevi. Evet, köprü diyebiliriz buraya herhalde. Anlamak zor. Burada si minör iki kere bir vuruşu var. Ondan sonra anlamak zor giriyor. Çünkü anlamak zor iki kelimeden oluşuyor ilk satır. Dolayısıyla si minör iki kere çaldıktan sonra girmiş. Oradan hani şeyi, açıyı kapatmış. Ölçüleri o şekilde doldurmuş aslında. İkisini akor vuruşu, ikisini söz olarak. Akor devam et, tabii ki devam ediyor. İşte ilk iki vuruşta kelime yok. Sadece akor var. Anlamak zor. Bir kere vuruyor aslında değil mi? Yanlış söylemiş olabilirim, bir saniye. İkincisinde, evet, ikincisinde giriyor arkadaşlar. Anlamak zor. Kime sorsan düzelmiyor. Yanlış dünyam doymuyor halinden. Burasını daha güzel yapabiliriz. Şu şekilde. Biraz böyle hani boğazımda bu bir iki gün arkadaşlar soğuk oldu ya, dışarıda da böyle hani daha henüz hemen böyle yazı terk edemeyen bir insanım ben. Dolayısıyla gene aynı şekilde sanki Ağustos'un ortasındaymış gibi giymeye devam ediyorum hemen. Bir anda böyle hani üstüme bir şey alayım falan filan, öyle bir şey yok. O yüzden biraz böyle hani boğazımda işte biraz böyle hırıltılar falan oluştu. Kusura bakmayın. Tekrar anlamak zor bölümüne girmek istiyorum. Neden bu kadar zor? Anlamak zor, kime sorsan düzelmiyor. Yanmış dünyam doymuyor halinden. Korkmuyor kendinden, ceylanın gözünden. Utanmıyor yaradılan. Boşuna ziyan edip kararttım resmimizi. Evet arkadaşlar,
Köprü, evet. Bir iş diyebiliriz. Köprü bölümünde iyice böyle hani nameler falan uçuşuyor. Burada çok güzel bir bölüm var aslında. Anlamak zor. Kime sorsan düzelmiyor. Anlamak zor. Kime sorsan düzelmiyor. Yanlış dünyam doymuyor halinden. Burasının şeyi, melodisi çok güzel yazılmış. Korkmuyor kendinden, Ceylan'ın gözünden utanmıyor yaradılan. Boşuna ziyan edip kararttın. Girişi, bu geçişi iyi yaparsınız arkadaşlar. Yani önemli bir geçiş burası. Tizlerden pestere iniyor aslında. Yani biraz daha böyle aşağıya doğru iniyor. Sonra devam ediyor işte. Boşuna ziyan edip kararttı. Orayı birleştireyim. Yaradılan. Boşuna ziyan edip kararttın resmimizi. Benim bir gerçeğim var, seninkilerin çok ötesi. Burayı bu şekilde namelendirebilirsiniz. Tantaşçı da böyle yapıyor zaten. İlkinden yani biraz farklı bir şey yazmış buraya. Hani küçük böyle bir iki nota eklemiş. Çaldığın baharların al, bu da son bir yenisi. Zor işimiz zor. Yahudur böyle nefret, aynı şekilde yahudur zaten biraz önce söylemiştim. Hiçbir farkı yok. Böyle vurmak mı? Yahudur insan olmak neden neden bu kadar zor? Diye mi minörle bitirebilirsiniz arkadaşlar. Şarkı için söyleyeceklerim benim bu kadar. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Kanalıma abone olmayı unutmayınız eğer videoyu beğendiyseniz. İstek şarkı, istek ya işte abi şu videoyu yapar mısın, şu şarkıyı yapar mısın dediğiniz videolar varsa eğer yorumlara bekliyorum. Çok teşekkür ederim ve bir sonraki şarkıda, eserde görüşmek üzere, hoşçakalın. Anlamak zor, kime sorsan düzelmiyor. Yanmış dünya doymuyor halinden, korkmuyor kendinden, Ceylan'ın gözünden utanmıyor.